hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sibel Hanım, siz atış eğitmenisiniz. Evet. Öncelikle atış eğitmeni olmak için nasıl bir süreçten geçiliyor? Türkiye'de Havacılık Federasyonu var. Burada birinci kademe ve ikinci kademe antrenörlük belgesini aldıktan sonra seviyorsanız da bu yolda ilerleyebilirsiniz. Ne zamandan beri bu işle ilgileniyoruz peki? 16 sene önce yavaş atışlarla başladık. Son 3 yıldır da taktik atışlarla devam ediyoruz. Şimdi bu Ankara merkezli bir yer değil mi? Ankara, evet. Başkent. Peki, Ataşehir'de ne zamandan beri varız? Şubat ayından beri aktif çalışıyoruz. Evet. Şimdi çalışmalarımızdan bahsedelim. Atış, aslında atış kelimesi bile insanı biraz ürkütebilir. Öncelikle kimler buraya gelip atış yapabilir? Buraya herkes gelebilir. 18 yaş altındakiler ise anne baba eşliğinde geliyorlar ve güvenli bir şekilde atış yaptırıyoruz. Peki atış yaparken nelere dikkat edilmeli? Atış yaparken bizim için en önemli şey namlu ve tetik disiplini. Atış esnasında gördüğünüz kabinlerin içerisinde tabancanın namlusu her zaman hedefi gösterecek şekilde, atıştan sonra tetik parmağı dışarı çıkacak. Bittikten sonra da güvenli bir şekilde masaya bırakacağız ve bir adım geri geleceğiz. Bizim güvenlik kuralımız kesinlikle net bu. Diyelim ki ben buraya geldim, hiç daha önce atış yapmamış biriyim. Kapıdan girdikten ve atışımı yapıp çıktıktan sonra beni neler bekliyor, neler yaşıyorum? Siz neler yaşıyorsunuz? Buradan bir sinek hafifliğinde çıkıyorsunuz. Çünkü gerçekten çok stres attıran bir şey. Güvenli bir şekilde yapıldığı sürece de keyif veren, bizlerle birlikte, işte hocalarımızla birlikte gayet güzel, kaliteli vakitler geçiriyor. Bir ön eğitim istiyor mu atış yapacak olan biri için? Neler, hazırlık neler, hazırlık aşamasında neler oluyor? Tabii, biz öncelikle soruyoruz, yani daha önce atış yaptınız mı, yapmadınız mı? Yapmamışsa 1,5-2 dakikalık bir eğitimle önce mental, işte namlu disiplini, tetik disiplini, nişan ve atış, bunların bilgisini veriyoruz. Bir deneme atışı yaptırdıktan sonra devam ediyoruz atışlarımıza. Şimdi atış sırasında en önemli şey de güvenlik. Güvenliği nasıl sağlıyoruz? Çeşitli araç gereçlerde var mıdır? Araç gereçlerimiz yok, güvenlik biziz. Öncelikle atıcımızın can güvenliği, daha sonra bizim can güvenliğimiz, daha sonrasında diğer atıcıların can güvenliği. Burada her şey bizim hakimiyetimizde ve bizim güvenliğimizde. Biraz da atış alanımızdan bahsedelim. Ne kadarlık bir mesafe, kaç atış yapılabiliyor? 6 yolumuz var. 6 yolda da atış yaptırabiliyoruz. Mesafemiz 5 metrede başlıyor, 25'e kadar. Kapalı poligonların standarttır zaten bu mesafesi. Bu şekilde. O mesafeleri neye göre, kime göre belirliyoruz? Kime göre? Atıcılara göre belirliyoruz. Eğer 5 metrede başladığımız bir atıcı attığı 10 tane merminin 8 tanesini hedefte tutturabiliyorsa, biz bunu daha uzağa, işte 10 metre, 15 metre, 20-25 kademe şeklinde gönderiyoruz. Peki atış sırasında önemli olan bir şey de silah seçimi değil mi? Kesinlikle. Silah çeşitlerimiz nelerdir ve kimlere hangi silahı öneriyoruz? Başlangıç tabancası olarak biz 22 kalibre tabancayla başlatıyoruz. Daha sonra 9 mm dediğimiz, herkesin bildiği tabancalara geçiyoruz. 14'lü, 15'li. Daha sonra keyif tabancalarımız var, 45 kalibre olan. 357 Magnum'umuz var, 38 Special ya da 357 Magnum atışı yaptırdığımız. Peki daha çok erkekler mi geliyor, kadınlar mı? Hangi yaş grupları ya da meslek grupları, bir böyle bir tespitiniz oldu mu? Bunun belli bir skalası yok. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkes burada gelip atış yapmak istiyor ve yapıyor. Onun dışında tüm kolluk kuvvetlerimiz, işte yani bütün meslek grupları burada gelip sağlıklı atışlarını gerçekleştirebiliyorlar. Kadro atışlarımız var. Güvenlik okullarının kadro atışlarını burada yaptırıyoruz. Röportajımızın başında ikimiz de şunu vurguladık. Bu bir spor dedik. Peki bu bir sporsa hem fiziksel hem ruhsal olarak neler katabilir? Öncelikle kesinlikle bir stres attırıyor. Bu net. İşte insana olan, insanın kendine olan güvenini tekrar yerine getiriyor. Birçok uzman psikiyatri mesela atıcılığın ciddi anlamda stres attırdığını, çok iyi bir spor olduğunu zaten hastalarına tavsiye ediyor. Ve bunun üzerine gelen birçok müşterimiz var ve buradan gayet memnun ayrılıyor. O memnuniyetin en büyük sebebi de bence iyi bir kadro, iyi bir eğitmen kesinlikle kadrosu. Kaç kişilik bir kadromuz var? Ekibimiz kaç kişiden oluşuyor? 8 kişiden oluşuyor. 3 tane atış eğitmenimiz var. Diğer işte muhasebecimiz, hostesimiz, işte kasiyerimiz. Biz burada bir aile gibiyiz. Gibiyiz fazla aslında. Biz burada bir aileyiz.
Ve gelen müşterilerimize işte bu sıcaklığımız kesinlikle yansıyor. Bir müşterimizi tanımazken onlar burada arkadaş olup sosyal hayatlarında mesela görüşen çok insan var. Güzel de bir sloganınız var, sizden alalım. Atış var, stres yok. Stres yok değil mi? Peki en çok kaç atış yapan olabiliyor böyle kendini kaptırıp? Yani kendini kaptırıp demeyelim de bu işi gerçekten çok seven. Yani ben 1000 tane mermi bastığımı biliyorum.